Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Haluk Özener açıklama yapıyor. 10.45'te, 10.57'de 3.6, 11.18'de 3.8, 11.44'te 3.7 şeklinde gidiyor. Bu depremlerin 9 tanesi 3'ün üzerinde artçılar. Depremin özelliğiyle ilgili birazdan sözü Merkez Müdürümüz Doçent Doktor Doğan Kalafat Hocamıza bırakacağım. Ben yalnız bu depremle ilgili, bu bölgeyle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum size. Kuzey Anadolu fayı biliyorsunuz Marmara bölgesinde Akyazı'da iki kola ayrılıyor. Bir tanesi kuzeyden giden Kuzey Kol, diğeri de Güney Kol. Güney Kol'da İznik Gölü'nün güneyinden geçerek Gemlik Körfezi'nden Marmara Denizi'ne birleşiyor. Yansıya bakma şansınız varsa bu bölge aslında sismik olarak bu bölgede yani Marmara Denizi'nde aktif bir yer. Yine yansıdan baktığınız zaman bu bölgede bundan önce meydana gelen depremleri görmektesiniz. Tarihsel dönem kayıtlarına baktığınız zaman yine Marmara Denizi'nde büyük depremleri, yıkıcı depremleri hepimizin bildiği gibi görmekteyiz. Çok hızlı geçeyim. Marmara bölgesi çeşitli zamanlarda yine bazen spekülasyonlar yol açıyor. Hepimizin bildiği gibi Marmara'da bir deprem bekliyoruz ama bu Marmara Denizi olan her bir deprem meydana gelecek depremin öncüsü olarak algılamamak lazım. Bölgede gördüğünüz gibi 2020, 2021 ve 2022'de olan depremleri görmektesiniz. Sayılarına baktığınız zaman ortalama 900 civarında yılda bu bölgelerde Marmara Denizi içinde deprem olmakta. Yine 2020 yılından bu yıl 15 Ağustos'a kadar baktığımız zaman da Marmara bölgesinde 3000 tane irili ufaklı deprem oldu. 2023'teki depremlere bakarsak yine Avşa Balıkesir açıklarında 4.3'lük bir depremimiz var 11. ayın 7'sinde. Saros Körfezi'nde 4.4, Erdek açıklarında 4.2 depremler yaşadık. Dediğim gibi bölge sismik olarak aktif bölge. Kuzey Anadolu fayının güney kolunda olan bir depremden bahsediyoruz. Bunun gözlemlediğimiz kadarıyla artçıları sürmekte. Deprem mekanizması ile ilgili ben Doğan Hoca'ya sözleri vermek istiyorum. Hocam buyurun, sizin ilave edecekleriniz vardır. Arkadaşlar, deprem mekanizması beklendiği gibi aslında Kuzey Anadolu fay zonu biliyorsunuz iki tane ana kolu var. Bir tanesi Kuzey Kol. Bu Prens Adaları'nın önünden geçen ve Silivri açıklarından Tekirdağ açıklarından daha doğrusu oradan da Saros Körfezi'ne uzanan ana kol. Diğeri ise İznik Gölü'nün güneyinden Gemlik Körfezi'ne giren ve şu anda da bu aktivitenin olduğu Güney Kol. Bu depremin mekanizması yani depremin özelliği bize şunu veriyor. Bildiğiniz gibi her iki kol da aslında zon içerisinde ifade ediliyor. Yani birçok kırık parçasını barındıran sisteme biz zon diyoruz. Dolayısıyla Güney Kol'da bu zon içerisinde bu deprem küçük bir kırılma sonucunda, küçük bir yırtılma sonucunda meydana gelmiş bir deprem olarak nitelendirebiliriz. Dolayısıyla bunun Kuzey Anadolu fayının ana parçalarıyla, ana segmentleriyle birebir ilişkisi yoktur ama zon içerisinde tabir edilen, sistem içerisinde tabir edilen küçük bir yırtılmanın, kırılmanın sonucunda meydana gelmiş bir depremdir. Olumlu olarak değerlendiriyoruz. Burada bizi endişeye sürüklemeyen en önemli kriter ise deprem sonucunda, ana deprem sonucunda yani 5.1 büyüklüğündeki ana deprem sonrasındaki artçı depremlerin zaman içerisinde dağılımıdır. Bu sismoloji açısından, sismologlar açısından önemlidir. Dolayısıyla bu depremin artçılarının olması da yani bu tali bir kırılmanın sonucunda meydana geldiğini bir neticesi olarak değerlendirebiliriz. Şu an için takip ediyoruz.
Ümit ederiz ki bu artçı depremler zaman içerisinde hem sıklıkları hem de büyüklükleri azalarak devam edecektir. Haluk hocamız da söyledi, yaklaşık 40'a yakın artçı deprem var. Bunların büyüklükleri 1.2 ile 3.8 arasında değişmektedir. Dolayısıyla şu an için endişe edilecek herhangi bir durum yok. Takip ediyoruz ama bildiğiniz gibi depremler bir doğa olayıdır. Dolayısıyla bununla ilişkili de %100 bir garanti verebilmek söz konusu değildir. O yüzden bu coğrafyada yaşıyorsak ki Haluk hocamız da bahsetti. Bu bölgede ortalama farklı kaynaklardan ortalama 3 veya 4 tane deprem muhakkak her yıl olur. Bunların büyüklükleri 4,5 ile 5 civarında değişebilir. Bu da bu yılın bize en son Marmara Denizi'nde olan depremi olarak nitelendirebiliriz. Herhangi bir sorusu olan arkadaşımız var mı acaba? Soru varsa alabiliriz. Farklı iki kurum arasında farklı çözümler olabiliyor. Kullanmış olduğumuz istasyonlar ve çözüm yöntemlerinde ki kabullerimizde, kabuk yapısı kabullerinde falan farklılıklar olabilir. Dünya üzerinde birçok yerde bu şekilde farklılıklar olabilmektedir. Son cümle olarak depremin artçılarını 7 gün 24 saat Kandil'de takip ediyor arkadaşlarımız, Sinovac arkadaşlarımız. Herhangi özel bir farklılık olduğu zaman sizleri, kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz. Doğan hocamızın da dediği gibi bu artçıların büyüklüklerinin ve sıklıkların zamanla azalmasını bekliyoruz. Depremin doğası gereği ama depremin dediğimiz gibi mekanizma çözümünden yola çıkarak zon içinde farklı bir parçada bir yırtılma olduğunu, ana kol üzerinde olmadığı hissi bize veriyor. Dediğimiz gibi süreci takip ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.